Yok, bu da bizim için önemliydi. Bu niye ses? Bakacaklı tuzak yok. Ayrı yeterli. Gayesin etrisiyle başladık Galatasaray üzerinden. Yani burada denilmesi gereken bir nokta kesinlikle. Ya, o kadar yakın olduğunu düşünmedim. Diğerlerine de aslında el koyabilirdi ama işte bazen hissiyat farklı olabiliyor. Şimdi tamam, ne dese hiçbir yatırım yok. Sadece Yeboli Uzun ellerinde bir Şerif görüyorum. Onun dışında klasiklerle beraber fokus. Tabii Lime'ın zaten söylememize gerek yok. Neredeyse her roundda mutlaka bir özel tabancasının Şerif'inin mermileri olacaktı. Evet. Burada hemen yine çıktı TP'siyle birlikte. Gelen Ecel. Ahmet diye sövdüm lan geri geldi. Kaçmaya çalışırken. Sider yakın mesafe. İlk kill aman. Yani headshotlar geldi ama Gaze'de beraber Sinet'ten hata yok. Neyse ki. Ve B site'e rahatlıkla yerleşeceğiz. Yok oğlum öyle bir ama tabii Trans Spark'ı da bir almak için birkaç saniye ihtiyacımız var. Site'i kontrol ederken. Adam geldi selamun aleyküm. Drama ile girdi ya. E2J tabancayla başlamıştı roundu zaten. Eğer daha fazla oyuncu kaybetmezsek sonraki roundda 5 tane rifle'ımız olacak. Insight yok. Hepsi güçlü rifle'lar olacak ayrıyeten. İlker alınmış. Ha? Grace. Evet sana bitirdi. 72 canda. Ben 3-2 aldım tam şey yapıyordum ha. Hayırdır diyordum. 47 canda dikkatli oynaması gerekiyor bu iki oyuncumuzun. Onlar da belki çok denemekten ziyade patlama etkisini düşünmeyi hedefleyebilirler. Buyurun. Özellikle E2C'ye killer giderse benim son ultisi oldukça yakın olabilir. Site'e gelmeyi hedefliyorlar. Gaze killeri çıkarmaya başlıyor. Gaze mükemmel bir KD ile başlayacak. Sonuncuda CT'de fark edildi ve onu da yakalayan Sinet. Gaze ilk roundlarda güzel bir giriş yaptı. Mesajı verdi Focus'a. 2-0, 5 rifle'lı bir bonus safhası. Bakın. Gelen bir tane flash. Anlosun ya. Anlosun yaptığını yanlış buluyorum. Öyle takımı göstermeyeceksin abi yayında. Falan dedi bugün 5 kişi gösterdi. İnfos da alındı bu arada zaten Yeboli Hüseyin. İkinci de mutlaka vardır diye düşünmemiz lazım orada. 5 kişi geçmiş ya arkadan. Takım muhabbeti geçiyor. Gördün mü sen? VIP alın istediği yerde oturabilir. Çok yetenekler çektik ve üzerinden belki Yeboli Hüseyin kaçtı ama. Yani çok yeteneklerini aldı. Abicim buradan herkes böyle selamlaşarak geçmiş. Bizim takım. Sen Twitter'ı görmedin mi? Herkes selamlaşıyor. Başka oyuncular da selamlaşıyor. He onlar değil mi lan bizim takım? Perdesi kapandı. Hatta aralandı mı diyelim. Değil mi? Bilmiyorum ama 2v4 bu esnada tabii bir bonus Kemal, safhasını kazanmak üzere olduğunu da belirtmek lazım. Kalan iki abicim adamlar aslında Nikki ile oynasın artık. Niye o? Bir tanesi arkada ona dikkat etmek ben lazım. Ben BBL tryout'u oyuncu zannediyordum ya. Lan Twitter okudum geldim Allah Allah arkadaşlar. Kardeşim sağ ol benim yayını artık Twitter'a sokma ya. O da yavaş nasıl yavaş kendi spamdan geri çekilmeye başlayacaktı bir görünüyor. Twitter'ı mı yasaklıyorsun bana? Yasaklıyorum benim yayında. Çok da ciddi bir ekonomiyle gidiyor buraya. Kim bunlar? Dört oyuncu hayatta hem kovalayabilir rakibini hem de devamında çok kuvvetli bir devam edecek. Fena bir video yaptım, reel sattım ya. Sıfır. Vallahi var ya. Bakalım. Senelik sözleşme patlattı ya. Kapıya kadar geldi. Rahatta kal ya. Alkol bir şey var mı? Üzerine doğru koşmaya başlayacak. Şimdi futbol oyuncuya sola bakacaklar mı? Sider ikili aldı. İkinci de duydu. Gaze takası bekliyor ama önce arkasından gelmesini bekledi rakibinin. Gaze vuramadı. Sider okili de aldı. Üzerine doğru gelen artık Krakski'yi çıkarıyor. İki oyuncu ile beraber hayatta kaldı ve silah saklamasına izin vermedi. Ve Boylovis yakına kadar geldi. Önümüzdeki round o da ultiye sahip olabilir. Sugar free gönder. Ay şu UK ihtiyacı var sadece. Dikkat ediyorum ya yediklerime. Smoke'un hemen içerisinde Lewis. Çıkmak isteyecek 250 kilo olmuş hala Sugar Free diyor kanka. Şaka mı bu? Kim ya? Tercih edecekler. Bir tane öyle flash. Işte. Bütün şey durumun farkında. Atı kaptan ters tarafta Alirante'yi yakaladı. Farkında vurdu onu. Bütün şey kendini göstermedi. Skoru daha aldı. Ardından bir takas var belki ama bu kadar atarken biraz dikkat, biraz dikkat. Uçaklardan tuttu. Neyse ki herhangi bir skor getiremedi site'daki oyuncu. Ve Lime. Kalan son isim. Elinde Guardian var. Eğer sadece bir oyuncu kaybıyla geçecekse bu round. Ne hala? Bakalım Lime. Neler bulabilecek? Ahmet bebe ne yapıyor lan? Geldi. Allah aşkına giydirsene şu Star Wars şeyini ya. Abi nasıl giydirsin adam o kadar Disney'e savaş açtı. Mesafe Guardian'da sorun yaşayabilir. Nasıl zaten yani sen de o zaman figürleri kaldır abi. Ben savaş açmadım ki. Esnafta rakibini de yakalamayı başardı. 4 oyuncu bir hayatta kalarak yine iyi bir ekonomi yapıp Focus'ta. Yenisini nasıl göndereyim abi ben onu Disneyland'dan almıştım hemen ya. Hemen geriye doğru çekilecek. Paris'ten. Bahçe tarafında birden fazla oyuncu. Agresif bir çok büyüsün de babasının parasını yiyelim. Şu an için yok. Sinet hala info almaya devam kimlerin parasını yiyelim? Çocuk büyüsün de diyorum hemen babasının parasını yiyelim yavaştan. Tabii ha, Viper'ın ağda olması Ahmet'in bizim işimize geliyor. Oğlum Ahmet'te öyle bir göz var mı? Evet. Ahmet'in parasını yedirir mi? Viper yetenekleri. İmkanı yok. Smo ile beraber Fedutis'i geldi şimdi. Fizi Elbov'dan kaçma çalışacak. Aa Tokyo'dan alırım aynen bak. Tokyo'dan daha güzel bir şey buluruz biz ona. Görünmedi galiba. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Ama böyle 3 yaş alalım ki. Viper'ın operatörü anca.
ne kadar etkili olacak? Fake olarak kullandık bu arada. Evet, şimdi tamamen kısadan yürütülen bir hücum var ama markasındaki oyuncumuz bir müddet bekleyecektir. Kısanın hamle yapmasını, site'e giriyor Y2J. Lime burada skor çıkardı, Y2J yakaladı. Laurenti'de eş zamanlı seni yakaladı ve Lime'ın operatörü en büyük dert oldu bize. Gelsene. Maalesef. Onu düşüremedik. Yalnız bir tane skor var Gaze'den ve planeti almak üzereyiz. 2v4 imkansız değil. Pozisyonlar zor. Gaze yakalandı ve kalan oyuncumuzun da yeri tespit edildi. Krax her zaman bir tehdittir. Tehlikelidir ama bu spreyin devamında Laurenti düşmedi. Takas geldi Laurenti'den. Onlar da bir korku. Lime öne çıkacak. Daha önce E2J'yi burada görmüşlerdi biliyorsun. Evet. Klasik pozisyonda beklediğimizi düşünüyor olabilir. Tamamen oraya hedefli bekleyecek. B uzunu kapattılar. Bu da B savunmasını rahatlatacak kendileri için. Fizi shoulder atmaya devam ediyor. Biraz da risk hareketler yapıyor ama şimdi kamamı vermedi. Rakibine açılan bir KO otisi. Krax'tan şimdi yetenekler kullanılamayacak A tarafında. Sinet hızlıca girdi. Hemen hamam çıkışına bir tane renk tesirliği bıraktı. Takım arkadaşlarının yürümesini sağlıyor ve Sinet'ten gelen entry. Ay ay ay. Harika. Harika iki tane vuruş var. Sinet smoke'tan yürümeye devam etti. Backside defosunu da biliyor ama. Biri daha var, biri daha var. Hemen tokasta. Şimdi Fizz'in de yeri fark edildi. Canın da yarım artık. Güzel, güzel. Gayis. İyisin oğlum. Ve Gayis'ten yarınlar yokmuşçasına gelen bir takas var. Son kalan Lime olacak bire. Üç pozisyonda. Operatörü olduğunu da biliyoruz önceki round'dan. Var mı? Onu söylemeye doğru gidecek artık Ahmet. Ve verdiğimiz round sonrası bu kadar rahat bir tabii ki. Ahmet, bu Sinko iyi çocuk lan. Valla bu Sinko benim oğluşum lan. Benim çocuğum oğlum. Benim yanımda büyüdü. Zorluk çekiyorlar. Seneler boyu. Lime'ın operatörü sayesinde iyi bir savunma yapmışlar. Biraz maldır ama gerçekten iyi kalplidir yani. Seviyor lan seni ben. Beni de seviyor. Ben onu fark ettim. Bizim düşüncemiz aksi yönde tekrar A'yı kullandık. Hatta bu sefer fake olmadan A'yı kullandık. Direkt olarak. Evet, seviyor seni artık. Bu da işe yaradı tekrar. Ya tabii orada şu da vardı. Yani KOT'si aslında Chamber'ın da antisi biliyorsun. Yani hani en fight'e girmez lazım. Kaçamaz oradan. Çok aynı değil ya. Yakından oo güzel. Deus tabii. Yani arkaya bak. Lime burada olsa. Klas farkı. Anlatamıyorum. Klas farkı. Kurtarabilecek şey. Paraları vardı ama. Ama öyle dedi. Bir chatlerde şey derdi. Bana Allah'lık verme. Onlar için bir faciaya gidebilir. Fokusu unutmamak lazım. İyi bir comeback takımı. O yüzden hiçbir zaman dikkatimizin ve odağımızın azalmaması gerekiyor. Ali Orante hemen bu arada aslında uzun kullandı. Nefes kesenle beraber Yaboluiz ama Sinet! Karşılıklı ultiler konuştu. Ama konuşturan Sinet oldu. İki tane kill var yine. Yine iki kill ile beraber oyunu açan Sinet oldu. Sevliyorlar. Ki biliyorsun yani Raze'de görmeye çalışık değiliz ama Sinet'i. O kadar etki, o kadar katkı var ki şu an onun üzerinde. Ve roundu bitiren hamleydi bu zaten. Gayisi açıldı ama. Oyuncuları toptan, çoktan B'ye gittiler ve silahlarını... Yani şu anda koruyacaklar. Tilt olmuşlardır. Evet. Abi çünkü Rainbow Six'i biraz yapacağız inşallah bir ara ya. Komik bir hale gelmeye Allah başladı ağzı bulması. Allah büyük. Yapamıyorlar. Var mı lan sen ki, indirsene yani Rainbow Six'i. Viper'ı da burada kullanmak istiyorlar. Ben bir dönem oynadım da mapleri ki, falan hani yetenekleri biraz yavaş bizim önce kendimiz diye oynamamız lazım. Bir tekrar hatırlamamız lazım. Lime'ı da burada normalde kullanıyorlardı. Önden karşılasın diye. O samimiyetteyiz diye düşünüyorum. Tabii Yaboluiz'in de ananı söpecek birazdan. Kill alamadan düşmesi büyük problem. Evet, ve çünkü şimdi... Bind'da, bölüyorum pardon, Bind'da biliyorsun hani nefes kesen inanılmaz etkili bir şey. Aynen öyle. Çok daralıyor. Şimdi buradaki Ecel'den sonra o Ecel yaptığı şeyi görmedi ama ona rağmen... Özgüvensiz çıkıyor bana. Seni tebrik ediyorum bak, beni çözmüşsün harbiden. Fizinde bu skoru alması lazım burada. Bana karşı eğim çıktığında özgüvensiz çıkıyorsun, ben hatırlıyorum onu. Bu skoru alabilmek patlattı ya beni. Çünkü hem hook'a kontrol alındı, hem de entry alındı. Evet, hook'a artık oyuncuları yok ve 2-2 dağılacaklar. Yakında Lime var. Ve şu anda oğlum inansları devam edelim ya. İnansları yapma ya. Y2J kendini yine de göstermedi. Yani ne olursa şeye olsun. De devam edelim tarafını. Ve şimdi Lime operatörü kısa izlerken çok istiyor. Bu da yaklaşan Atakaptan. Atakaptan gördü, buldu. Tık. Aaa. Flashsiz çıksa alırdı biliyor musun? Olsun, olsun, olsun. Bu da kendisiydi. Muazzam bir giriş oldu Aksa'ya. Ne yaparlarsa yapsınlar işe yaramıyor. Savunamıyorlar. Savunamıyorlar. Hiçbir hamlesi karşılığını vermiyor. Focus Klan'ın ve kalan 3 oyuncu için premieri saldık ya. Yani tekrardan benim Valorant'a başlamam lazım. Yani bayağı da önemiyorum. Görünmüyor şu an. Valorant Taven'dan geldi. Oğlum baksana bugün leş attım ya. Gayse düşüyor. Gayse 9. kill yani geliyor. Ve Sinet'le birlikte Krax bitirdi. Çok güzel. 7-1. Easy. Adamların mental çöktü. Red Bull Hawk'ı koçamayız ama. Ama en iyi hisseden o. Ve zannediyorum oynamak ona çok iyi geldi. Koştuktan sonra buna ihtiyacı varmış. Biraz Krax arkadaşlarına flashları da destek olabilir. 0.0'da Bola comeback mi diyorsun abi? 4 tane ultileri var. Bir Echo da olsa. Ha Chimpy var. Ellerinde bir rifle olduğunu. Alfonso var. Gelecek, gelir onun ne var? Bursa'dan 1.5 saat. Gerçi geliyor.
Sider yakında olduğunu belli etmiş oldu. Rifle'ın yerini öğrendik. Atılan yetenekler var. Yanıcıyla bizi durdurmaya çalışıyorlar. Eyvah. Bu operatör pozisyonu da çok zorlayıcı olabilir. Yani Lion'un çok iyi bir pozisyonu var. Tipin önünde hemen. Ama buradan uzun abi bakıyor. Konuşur CMK. Yani olur da kısa çıkarsa CMK. Orada şu an... Aa Tolga var. Tolgalizer. O da gelir. Lime'ı timingle yakalayabilir ve silahın ucunu görecek çünkü öyle bir durumda. Diye düşünüyorum. Ve Lime ata kaptanı yakalamış. Fizi hala burada. İsven nerede geldi? Buraya çok zor gireceğiz. Nasıl gireceğiz bilmiyoruz ama. Hapsolduk. TP gelir yani mi? At TP at. At TP gitsin ya. Bir tane raise var sadece. Renk tesirinin üzerinden Sinet entry Bursa işe karışabilir. Gaze hala uzunda kaldı bu arada. O şimdi dönmeye karar verecek. Yabolu yüzde aksiye doğru koştu. Uzunu bıraktılar. Alın dediler. Biz tekrar buraya alırız. ETJ benim son ultisini kullandı bu esnada. Şimdi Lime içine kaçırdı neyse ki vuruşun yerini biliyoruz. Aman. Ve kullandığımız Fade ultisini aldı. Ardından burada Fade yetenekleri geliyor. Güzel bir yanıcı. Önde kaldı Aliorant. Eyvah. Benim son ultisini kullandılar. Arkadan gelen bir tane oyuncuları var. 13 saniye iş yapmadı. Plant alabilmek lazım artık. Lambadaki ay. Oyuncuyu göremedik. Lime timing. Bunda dikkatleri dağıtıyor. Ardından Aliorant'e de çok sıkıştı. Olsun sıkıntı. 7-2. Bu da kapatıp kabul edilebilir bir skorla ikinci yarıya geçmek istiyorlar. Ata kaptan. Perdeyi kaldırdı ama iyi yaptın Ata Kaptan. Ata Kaptan sıkıntı bekliyor. Viper ultisini B'ye açmayı tercih ettiler. Ama bu ulti Hookah'ı kapatmıyor. Sadece long için, garden için kullanıldı. Ve Sinet de şu anda pick beklerken kimseyle karşılaşmadı. O bir şey gördü. Viper ultisinin olduğu yerde iki kişi var. Ne gördü? Üç kişi ağa savunuyorlar. Boombot dikkat etmek lazım operatöre. Boombot'a kendimizi göstermeyeceğiz ama onlar tabii Lime'a bir pick aldırıyorlar. Karbon mu yedi? Aynen öyle. Gaze'i kaybettik. Fade olmadan oynamak da çok yok, zor olacak yok. Operatöre karşı. Top yani Lime impact oynamaya başladı. Bu bizim için çok iyi bir haber değil. Yani operatör aldığından beri gerek Chamber ultisi gerek kendi silahı. Bu arada Sinet çıktı. Viper'in arkasında renk tesirli iş yapabilir. Oraya doğru derin sıyırdı var ya. Smoke'tan çıktılar ama Aliorant'e iki tane vurdu. Bir de üç vurdu. Hocam 7-5 olmasın yani ya. Bu kadar adamlar boşu boşuna dönmesin önemli ya. Önemli bir şekilde, özel bir şekilde. Oğlum biraz burası Türkiye ya, Taksim ne ha. Oturuyor ya. Viper bu sefer daha dip bir smoke kullanırken görüyoruz. Asit havuzlarını bu kadar mı erken çıkartacak Aliorant'e? Hızlı oyun bekliyor onlarda. Bu tabii ki kullanılan utilitler. Buna bir işaret. Bir başka asit havuzu daha geldi. B'de hiç ses yok. Onlar da A'yı üçleme kararı verecek. Rotasyon yavaş yavaş buraya dönüyor. Sinet geldi. Seçil'in tekini kullandı ve belki de lamba kontrolüne doğru ilerleyecek. Bumbot'u bıraktı. Buradaki Chamber tuzağı kırılmış vaziyette. Asayt bizim kontrolümüzde olacak. Ama sıkıştılar. Aliorant'e smoke içerisine girdiğinde Crux da girdi ve Crux. Çok güzel ki. Sonradan gözüleri gibi başarılı olan isim. Sinet bayağı zorladı Yabo Lewis'i. Ve alınan kilden sonra verilen bu hasarla birlikte avantaj tamamen bize ne yapıyor? Çok ekstra denedi. Çıldırdı yani smoke'tan önüne doğru çıkma tek başına büyük bir risk. Baskı altında yanlış bir karar geldi ve bizim de işimize geldi. 5v5 pozisyondayız artık. Sinet lamba kontrolünde. Backside'deki oyuncunun mermi seslerini duyuyor bir anda. Arkadan gelecek oyuncu var. Bu fight çok kritik. Y2J'yi vurduğu anda Sider'ı round biter ama vuramadı. Bir şans verdi şimdi rakibine. Nasıl yapalım? Sinet hala orada. Nasıl yapalım? Yani direkt round perifeye. Oğlum ne oldu? Bitmiştir round 5v5'te. Siktir git. Ata kaptan line-up'a gidecek. Ama mümkün değil artık. Evet artık zor çünkü teplediler de bir yandan. Yani 5v3'den 3v3'e oğlum 5v3 kanka. Yani maalesef vuramadığımız için. Tabii tabii yani hani oyun doğru oynayıp ama gün sonunda hani o crosshair'ın içerisindeki mermiyi gönderen kazanıyor bu oyun. Şimdi hala tabii bir 8'e çıkarma şansımız var. Aliorant tamam kontrolünde. Asit havuzuyla beraber açısını genişletip oraya yerleşti. Perde arkasında 3 oyuncumuz bekliyor. Oksa'dan yürüyorlar. Crax bu pozisyonları sever aslında. Yazdım Crax ama fiziği çok dar bir açıdan pikledi. Evet. Reaksiyonsuz kaldı çünkü artık izleyelim. Beklemediğimiz şeyleri evet, yapıyorlar. Evet, ya tutuyordu sadece burayı bu arada. Ya o zaman watch party'yi kapatayım ama bırakayım. Ana yayını olsun. Abi, salak. Fiziği bırak yayını bana. Çıktı kili aldı. Kaptan yeteneği kırdıktan sonra geri dönüyor. Şahin duvara yapıştı. Gaist'ten hemen tamam, bir ecel ben var. Ben fokus tutuyorum. Yani riskli hareketler ama. Çok iyi granit. Tamam sıkıntı yok oğlum robot geldi. Gaze'de çık bakalım oradan Viper iyisin. Evet onlar da risk almak istemediler. Bu utility takasının ardından bir smoke'la birlikte mam kontrolü sağlandı kendileri tarafından. Hiçbir şey yapamaz. Bir tane flash Sned'i görmedi. Hiç bilmez. Sned'in buradaki varlığından haberdar olmasalar da her zaman temkinli ve dikkatli davranacaklardır bu pozisyona karşı. Ve... Bu arada Gaze'in yetenek yok. Crux yok şu an. Hani saate girerken biraz sorun yaşayabiliriz yetenekle beraber girme noktasında. Çok iyi vuruşlara ihtiyacımız yani, var. Nereye girersek girelim. İyi kapatmalı sadece. Aa, görmedi. Özellikle timing yedi. Bombası.
net güzel. Atlayacağız galiba. Gimbal ucunda neyse ki ama. Site'de bir isim daha var. Birden fazla. Abicim. Abi. Bu da artık round'un akışında. Fizi geldi bile. Çok zor bir pozisyonu bize bıraktı. 2 ve 4'te. Hiçbir şey demedim. Gays ikilisi bakalım round'u çevirebilecekler mi? Bir yanıcı var. Plant'ı almamıza engel değil bu. Pozisyon almamıza da umarım engel olmaz. Ya boylu biz herhangi bir ultiye sahip değil. UTJ'ye bir tane vurursa ultisi gelecek. Bu da kritik bir detay, kritik bir nokta. Gördü rakibini ama iyi mi dağıtıldı ilk etapta ve Alianuante. Abi bunun benimle alakası yok chat. Anlayın artık ya. Bırakın konuşalım abi doğru düzgün. 7-2'den sonra kokusunu yanışı. Evet yani maçın ilk yarı 9'u. Onu bulabilecektik gerçekten. Oyun kontrolündeydik ama. Maçın nasıl? Alapların operatöründe bir çare üretemedik. Tam birkaç tane... Sinet pikalacak. Nasıl oldu? İzledin mi maçı? Shorty ile bekleyen gelen bir oyuncu var. 7-0'dan 7-5 yaptılar. Şu an neyse pistol. Üzerine gelinmedi Sinet'in çünkü Shorty direkt onu yok biraz edebilirdi. Biraz derdi o. Şimdi Seçil'le beraber uçarak geldi. Oraya doğru ya. Oğlum nasıl uçtu? Krax'tan takas var. Krax şu an tek başına orada. Ama hemen Cross'ta yardım geldi. Yalnız A'ya döndürdüler oyunu. Bu fake değil. Hayır bunu değil. Ve başarılı bir operasyon bu. Atakaptan tek başına üzerine doğru iki oyuncu geldi. Ama bu kadar yakın beklemiyordu. Beyler 3 dakika yapacağım. Taktiksel olarak çok iyi çalışılmış bir ve uygulanmış bir taktik. Pistol de gitti, gittim hep abi. 1-1. Guys. Ama öbür türlü de ne oluyor biliyor musun? Körslüyorsun diyorlar değil. Yani. Buranı toparlayabiliriz. Gördü. Hamamdaki oyuncuyu görecek mi acaba? Lambaya girecek Krax. Sağında bir isim var. Kontakta bekleyen birisi var. Krax sola da dönebilir. İki tane var. Döner mi Bront? Hemen Alorante burada yanıt veriyor. Plant'e oturabilecek oyuncumuz yok. Gays'te düştü maalesef. Ve çıktığında smoke'tan yetecek. Bu Alorante neymiş ya? Alorante 7-6 yaptı fokus. Biz yani ne kadar ses yok ya? Pauline aratmadım. Pauline diz gibi almasın da beni. Ne söylesek bir yere çekiliyor abi zaten. Ben anlamadım. Konuşamıyorum. Sen rahat rahat konuş ya. Doğru da konuşsan zaten bir yere çekiyorlar illaki. Ne abi zaten şu. Ya bu Luis. O nasıl pik oldu? Yürüdü. Biraz ses yaptı. Geri bulldog geldi. Pik ya. Atı kaptan sonunda. Nereden bulldog? Atı kaptan ölmüş A'da. A'ya çevirirler. Enti de geldi rakibinden. Açıl lan Cino. Krax pushlayacak orayı. Oyunu A'ya döndürüyor gibi. Bu arada Yetuce çok iyi bir timing yaptı. Ama saldılar. Tabii A'ya girdiklerinde çok... Bu arada rotate yani geldi. Ve hani arkada kut komple A'da. Arkadan da bayağı hızlı ilerlemiş Brimstone. Şu an avantajlı foot. Şimdi Yaboluyuz. Foot olmazsa Beksak'ta belki. Yürüdü geldi ama arkada foot aldı ele. Evet. Kötü ilerliyor. Kötü ilerliyor. Çok iyi. Kilde verildi. Lime takasta. Geldi. Lime şimdi uzundan yardım edecek. Yetuce yürümüyor ama. Yetuce geldi. Yetuce geldi. Arkadaşlarını geldi kesmeye de devam ediyor. Yetuce. Vurdu vurdu. Lime 3. kere de aldı Ghost'la birlikte. 3-2. Yetuce'ye hala arkada. Damba da öldü. Şimdi tek başta kaldı da yerde. Armor'ı yok ya. Belli pozisyonda. Fizi. Şey mi oynuyorlar? Lan yani mı oynuyorlar abi? Çok şey daha yani, olabilirdi. Kim? TR mi oynuyorlar? Tabii biz buradan Mipi görerek söylüyoruz ama hani takım bilmiyor olsa bile. Leri bulmaya başkası başladığında da takımı rahatlattı açıkçası. Şimdi Lime Yetuce'yi vardı. Bu katkıyı vermeye devam ediyor. Gays. Uka'yı savunacak. İnce bir cross var. Phantom'la oynamayı tercih ediyor ve hemen yanında İkili da Yetuce'yi savunması. Bir tane eceli kaldı. Gözünü kullanmıştı. Altlı üstlü alt bir pick denemesi var. Burada tabii ki bu Yaboy'un ama değişik pikleri var ya. Problemde olabilir Sinet diğer tarafta Alorante'yi yakaladı. Ya, artık Viper'ları olmadan oynayacaklar. Bu da tabii ki yani. Orta kontrol açısından çok büyük bir zayıflık demek kendisi için. Battaniyeyle oynuyor. Fokus oyuncularının Lewis yakında bunun farkında. Alo. Hayır. Yetenek ama, var. Aha yedik bir tane. İşte. Koruyamadı Gays. Atlamayı tercih etti. Döndü flash. Nice, nice. Yakındaki ismi yakaladı. Arkada Sider'ın varlığından haberdar. Evet. Olur olur olur. Yeterli yeterli. Çaresizdi yani be. Tek başınaydı zaten. Ulti yok. Beş kalmış maalesef. Atakap Captain hala A'da. Yani Ata kıyamet koptu. Hemen Sider gitti. Atayla konuşmuyorlar. Böyle TS'de küstüler Ata'ya. Yerine oynaması gereken oyuncu ama daha yeni geliyor zaten Atakap'tan. Yani retake oldukça zor olacak. Krax yakın mesafe yakalayabilirdi. Airfight'a bayağı da girdi ama bayağı bu arada. Çıkaramadı. Aa, güzel Cino bu arada. Cino. Evolüsü yakalamış. İkinci oyuncu da gördü. Volmek'ten Hasan'dan tek başına kaldı Sider. 3v1. 2v51'i 3 pozisyonda önlü. Nice! Çok iyi retake be. Yani nasıl yaptı? Da killleri kaçırdık hep. 5 canla girip 1 kill aldı. Türkiye'den tırmadık gördüğüm killleri. Cross koydu. Ben vesaire izleyen bir insan ne? Baskıdan sonra kaçmak isteyen oyuncu ulti dalgası 1-2 aldı içerisinde artık. Yana da bakıyor. Başka şeylere de bakıyor. Oyunu değiştirmek üzere. O MR'daki abiyle tanıştım ben galiba. Kirli pikledik ama Ata Kaptan'ı yakalayıp çıktı. Sadece de galiba oyun değil. Oyundan daha çok Observer'ı izlemek lazım. Sanırım görmemiş bile olabilir bu arada. Yani tabii çok mesela şu an kimi izleteceğim? Evet. Yavurdu işte. Çıktı bir de üzerine. Çok önemli değil yani ama mesela gidip Shower'daki Chamber'ı izliyoruz. Şu an Ashort'u izlemesi lezzetli. Aynen. Ashort'ta savaş var şimdi. Adorante aslında uzunluğu kullandı. Kaç hemen? Hemen.
Sinet deneyip bir iki mermiden sonra geri çıkıyor oradan. Beklentiye bakar mısın? Ata kaptan ne ara öldü mesela, ne oldu? Şey, Shower'da öldü abi. Ha. Tabii Vipers'ız savunmamız biraz daha zorlanacaktır, onu da söyleyelim ister istemez. Ama inisiyatif almaya çalışıyoruz. Yani şu an mantıklı oynuyoruz. Bir oyuncu kaybedince inisiyatif almaya çalışıyoruz. O gap'i bulabilir miyiz? Zamanlama önemli burada. Zamanlama önemli. Gap'i onlar ama buldu galiba. Çok kalabalık var. Ha, biz bulmuştuk. Kalabalık da yani. Bunları geriden duymuş olması lazım Yetüce'ye ama güzel bomba. Bir chance. Spike düştü bu arada. Ah! İkinci kill'de geldi. Çok iyisin Yetüce. Yetüce'den harika bir timing'de birlikte Spike yakalandı. Şimdi avantaj burada geçmiş durumda. Oraya doğru bir tane çürüme göndermişler. Ama ben ultiyi gönderecek mi diye baktım ki ultiden çıkmaya çalıştılar. Çok iyi Gayistan, çok iyi support. Aldığı iki tane kill'le beraber destekliyor takımı. Son kalan Yavoluiz olacak. Paraları da yok, ekolar. Kazandık. Yani Enter'dan sonra yok oldu, mahvoldu. Geçtiğimiz anda hatırla. 3-0 olsun direkt eve gidelim. Bu ikili UKA'da hata yaptı. Ama 3-0 falan olursa bu maç fokusu. Bu ikili kendini affettiriyor tekrar. Yetkili biri var mı? Bu sefer fokus dağılır mı? Ne oluyor? 1 saniye. 12 saniye. Snet neyse ki kendini göstermeyecek bir saati yetişemezdiniz. Yok. Ama bu abi o şey yiyeyim ya. Kuramaz ki ne abi? Ya şu bu kadar da anladın mı adamı? Yani öyle işte bir mermi atıyor millete eğlencesine. Zaten şey şu an 15 kişi ya böyle üstüne eğim varmış dedik, o kadar. Ben tep atarsa kral da mı attı işte, kral oldu 15 kişilik. Beklemez misin? Ama yeni bıraktın ki orayı. Yeni bıraktılar, geri geliyorlar, anladın mı? Çok güzel. Yeni bıraktın. Yani o kadar hızlı geldi ki. Site'a sıçıları yok ama. Uti çıkarım bilmiyorum. Chet yeri iyi de arkaya doğru kör oldu. Yalnız Yavoluiz backside'dan kim çıkardı? Sürekli takasta. Cina Silvandal'a dönmüş beyler. Atakaptan'la beraber backside'da hala Alorente. Tek bekliyoruz. Vurmuş. Avantaj bak, hala. Bak iyi bir anda T-Base'deki adam adamı. Nasıl geliyor işte abi, ona bak. Tek avantajımız bu. Kaplan atılıyor, yerler bedava. Adam geliyor, olay yeri ince. Nice. Daimi yakaladı, avantaj bizim elimize geçti bu sefer. Silahları doğru düzmüyor. Stinger hala OP mi ya? OP abi, adam bana dün bir izle 3 kafa attı. Vay arkadaş. Diğer oyuncu kısa da 64 canı var. Biz iyi yakalayacağız. Yanıcısı skor aldı. Ama Atakap da hazır. Güzel güzel. 3. kill olarak. Bu round'u tamamlıyor. Önceki battaniye mi peki ya? 10. round'umuz. Yine belki istediğimiz ekonomiyi oluşturamadık ama. Abi ben de korktum. Üst üste 3. round'u. Yanmak istedim. Çıkanı da hemen kullandı ki. Harbi sürek oluyordu yani. Yukarıya birisi girmesin diye. Orada bir kere smoke da var ilk, zannediyorum. LCQ'da ama birinin de çok çekici sadece. Çok erken bir Lock'in de. Ve yanışın birlikte uzunlu tutmaya çalışıyor. Niye Brezilya'dayız onu kimse... Zaman lazım UTJ'yi düşüremedi belki Luis'i ama bir takas var. Gays'in burada tutunabilmesi lazım. Rotasyonun artık gelmesi lazım. Gays durumu. Evet oğlum. Nice Gays. Tamam yeter. Eray sen görevini fazlasıyla yaptın Eray. Sen bu vatan için çok şey yaptın, öyle bilirsin. Çok iyi oğlum. Avantajı getirdi dediğimiz gibi bizim ultilerimiz var. Baslar, onlarda okay. Da bir Viper ultisi var. Daha ve bu ulti savaşı bu yapılımda sonuçlanacak. Var. Yakında kalmayı tercih etti Alivante. Şimdi Elbow'u da kontrol ediyor. Elbow'a geçmek lazım. Bu ulti içerisinde biraz sıkışık hareket edecekler. Nasıl yapalım? Açık yeterek kullanamıyorlar belli bir müddet ki. Elbow vereceğiz. Alivante'nin de herhangi bir ısı uzun kalmadı. Bence 3 Elbow'da oynayabilirdik. Çok tehlikeli. Yakın ortasında duruyor. O kötü. Bu işte bu Valorant efekti yani. Yapacak bir şey böyle. Yani ata yürüyor ama Dodo'ydu değil mi ikincisi? Evet. Bunu oğlum nasıl burada amına koyayım? Dolanacak. İyi dolaştı ama tabii çok fazla açı var. Oğlum ata nasıl burada? Yani her şey yine bizim lehimizdeydi. Ya 3 CT oynasalar daha iyi değil miydi? Ya yok abi ya. Zaten yakın bir tane olurdu. Abi işte buradan izliyoruz ya. Ne yorum yapsak tersi olacak. Kazansalar Elbow dünyanın en iyi kararıydı Johnny amına koyayım. Geçiyoruz. Lime'ın aldığı ilk. Yani Gays'in 15 kill'de oynadığı bir maçı. Kaybetmek istemez bence. Evet, evet, evet. Ve UTJ, Ekko'da oldukça kritik bir UT. Onu oğlum köpek nasıl ediyorum? Hatırlatmak lazım. Onlar da kendi ultilerini kullanmaktan kaçınmayacaklardır. Burada ulti skoru geldi maalesef. Fizi'ye Brimstone ultisi bayağı büyük bir katkı verdi ve site'ı da ele geçirdiler. Diğer için heveslenmiştik ama bu ultiyle birlikte bayağı büyük bir avantaj onların eline geçiyor. Genel aldılar. Şimdi molde çıkartmıyor zaten oyuncularımız oradan. Dastavuz'u var hemen çıkışında. Yalnız bu arada Lime, Wallbank'larla beraber 35 tane kadar düştü. One way smoke da geldi. Main çıkışta iyi oluyor. Bir smoke. Hemen can tazeleme de var. Sky'ı da kullanıyorlar. Yani burada tabii hani Sred'in bir yarım zırhı olduğu için o belki silahını koruyabilir ama diğer oyuncuların denememeye de gerek bile yok. Acun'a da varmış aslında silah. Bir tık deneyebiliriz. Herkes vurursa belki. Hatta bu bas ulti. Bas ulti. Lan! Sinet ikinciyi de vurdu. Sinet bir tane daha vuruyor ama. Zehire falan girip vurma ya. Bir pozisyonda. Yerden Krax bir tane silahı. Burada molim var lan. Yer belli ama mermisi de yok. Bir fake attı ve... Burada çok iyi oynadı. Nasıl mükemmel kılaç. Yani Sinet'in bir spawn'dan çıkışı var. Şuna vurdu herkes abi. Gerçekten dinle. Şuna webin ortasında vurdu herkes.
İlk site'deki oyuncuyu vuruyor. Kıdan ikinci rahat oynadı. Evet. Daha önemli. Az önce de şeyde yaptı yapacağını da uzatmadı. Yeterliydi bence. Evet evet. Krax yakın kaldı ata kaptan. Dikkatli adam niye fıtı tutuyorsun diye bana. Açık ve bunu biliyoruz. Bu insanlar nasıl bu yaşlara geliyor ben anlamıyorum. Ya. Nasıl yaşlıyorsun zamanı? Kimi tutacağım? Fokus'u mu tutacağım abi? Hemen tanktan arkaya doğru atlamayı tercih etti. Krax'la beraber. Onlar BBL taraftarı ha. Dizgin konuşmaları. Renk tesliyle Laurent'in üzerine doğru geldi. Abi öyle BBL taraftarı mı oluyor? Bizim aramız bozuk. Kanımız değil yani. Aramız da bozuk değil. Şu an bir süsü. 8 tane oyuncu ağda şu an. Tabii canım rekabet sonuçta yani. Rakibi yani eğlence daha eğlenceli bir halde. Ama biraz günün sonunda Avrupa'da pratik. İki tane birazdan uçarak var yani Türkiye'yi temsil eder. Türkiye puanı hocam. Yavu Luis. Aynen öyle. Long tarafından oynuyor bu roundta. Ne oldu? İlk oyuncuyu gördü. Ah lan. Hasar verdi. Vurdu, tamam. Kilini çıkardı. Tamam, atakaptan orada. Ulti de gönderdi size de. Oradan da bir kill geliyor. Kino, ciddi, son kalın oyuncu artık. Var. Nereye attı ulti? Display. Atakaptan smoke'larla beraber spade'de hata yapmadı. 3 kill'le beraber sorunsuz geçiriyoruz. Bak bu kill'i alırsak süper olur. Şimdi Luka'dan açılacağız. Luis yakında gördüğünü zannediyorum bunu bakacaktır. Ne yapıyor? Yat oğlum. Niye duvara çevirdi? Pik atacak işte kendi çapında. Yat oğlum aşağı. Aynen öyle. Kalkma. Artık kapanışa belki de yakınız. Top rotate'i ama hala round bitmedi. Elimizde bir birim son ultisi var. Onların ultisi yok. Yakın ultisi bile yok. Ve kısadan Laurent'i ilerlemek isterken önünde bir smoke açtık hemen. Bu smoke orada duymadı mı? Duydu değil mi? Duydu. Oyun temposu düştü şimdi. Tepki verdi. Fokus ya. Oyunu döndürmeye çalışıyor. Kaplan gelecek. Yetici onu hızlıca kırdı. Yetici'nin de ultisi var bu arada. Kaptan hala arkada sakin bekliyor. Önüne doğru iki tane oyuncu gelecek. Kayısı beraber bir crossfire şansı Valo var. Emea'da perde açıldı. Aradaki bağlantı koptu. Laurent'e hemen ata kaptanı buldu. Şimdi Gaiz en azından havamı temizleyeyim diye oraya bakacak. Orada kimse yok. Onun için bir şans. Ay. Sinet, bence kullanmasına hazırladı. 35 saniye kaldı Gaiz. Erken attı ya. Şimdi bence de. Saat içerisine doğru fade tekleri göndermeye devam edecek ama plant henüz alınmadı. 30 saniye şeye var. Tüm her şeyi yaptık bu arada. Şu an için plant alabilirler. Ecel ve çok güzel. Sinet çıktı. Hemen fizinin bir takası var. Laurent. Helal lan Gaiz. Backside'deki oyuncuyu gördü. Dime'dan iyi bir ecel. Backside'de nereden çıktı? Altar mı? Çok uzakta. 1 ve 2. Ama tabii adamlar çok bence beklerse bu arada uyumlu olacak. Süre geçiyor. Yeşile kuracak ama tabii onu tahmin etmeyebilir. Oraya doğru atmadı. Aynı doğru attı. O yüzden şimdi yeşile kurulduğunu anladı. 1 vs 1'e getirebilir. Yeytücey ama Lime. Kutu orada korudu biraz Lime'ı. Olur olur. Gene ekonomik olarak bayağı zarar verdiler ya. Dert. Lazım. Tercihimizde değil genel olarak. Gelen bir tane asit orada Yücek'in yeri açığa çıkmayacaktı belki ama yine de kaplana ateş etti ve yeri açığa çıktı bu sefer. Spade Şalat durdurur bu arada. Rakibi yavaşlatmak lazım çünkü Yücek burada yok. Gaiz flash'tan etkilendi. Artık yeri belli olması gerek. Uçan bir tane oyuncu var. Buraya böyle biz durumu fark etti. Durmadılar bu arada. Niye durmadılar bilmiyorum. Aldılar. Şimdi de hızlı oynayacağız hemen. Flash bitti beraber ama Yavru'yu patladı. 3. kiline kadar çıktı bu round. Satma. Tabii sonra Mehmet'in oldu ya aynı sorunumuz da var. Bundan sonra kartımızı düzeltiyorum o yüzden bu iki silaha ihtiyacımız var. Hemen Polin gelmiyor herhalde. Geri kaçıyoruz. Başka bir sorun demiş yani. Çalışacağız. Kim gelmiyor? Polin. Biraz artık savunmalardaki serumumuzun Polin koptuğu anlar. Biz yüzüm bile aynen. Çocukları yalnız bırakma. Hastaymış oğlum adam serumlu. Herkesin birbirini hala burada serum ama. Birbirinin arkasını kollamasından ha, biraz uzaklaştık. Pardon. Tabii. Annesi falan gelmiş ya bakma. O derece aslında. Ters bir oyun oynuyorlar. O zaman so sorry Polin. Şu an tabii tercih ettiğimiz bu savunma anlayışının maalesef. Bizim maçta da bir sıkıntısını yaşadık. Yırtıcı bir şey mi değil? Evet. Ya oraya round başı yerleşiyorsa orada birini unutturmaya çalıştığımızda bir risk alıyoruz demek. Yani risk yani orada var. Aslında yani Eren'in ultisi de gelmişti. Zaten TP ile kaçtı Yırtıcı. Elbow'a kaçabilirdi ya. Öyle Karan bence kullanabilirdi. Site'e geçti yani, tamam kendini sıkıştırdı. Reis oynadığı için biraz daha hareketli oynamak istiyor ama o belki yani şeyden dolayı öyle bir karar verdi. Elbow olursa, flash atsalar boş olursa yani gireceklerdi muhtemelen. Belki info'ya girmezlerdi de adamlar umurunda olmadı yani. O kadar umurunda olmadı Fade'in ben anlamadım. Bundan sonraki round için parası var. Eray bastı diye acaba niye yani mantığı yok. Ama Fade'in şeyse 4-2 büyüyeceğiz. Bu round'u da kurtarabiliriz. Yani bu round'la birlikte de bir kapanış yapabiliriz. Ama expected, unexpected hocam. Yani ritmi arkasına uzatmaya gelmez. Öyle expected var. Kapanışı burada yapabilecek mi? Nasıl bir lavuk? Takımımıza aslında güveniyoruz. Yani birçok bu tarz round kazandığı için Fade koşacağım bu arada 4 fazlasıyla iddialı olduğumuz bir round diyebiliriz. Burada asit zannediyorum istediğimiz şekilde gitmedi ve şey okey, TP okey de yani ne kadar eminler ötekinin olmadığını yani. Botla beraber temizliyorlar burayı. Bir samamı verdik artık rakibe ama onlar da burayı almış izleniminden sonra geri dönüyorlar. Yerleri değiştirecekler. Viper'ı buraya getirdiler.
Rux'ın bu arada bir kile bir orba 4 aksa. Şu an Bayon da Smo da bize attı. Bayon bastı. Trisher yaptılar mı? Hemen güçlendirici de açıldı. Gelen ultiyle Dodon beraber Kaliboli'yi de enter alıyor. Çok rahat buldu ata kaptanı. Krax'tan gelen bir tane takas var. Alorente bir yandan CD vurmuş. Dodon vurunca mı geldi acaba? Krax'ın da yeri belli aslında. Life attı. Life attı da. Life'ı nasıl yiyemedi? Gayse karşı orada bir tuzak vardı. O da kırılacak. Lime zaten Krax'ı vurdu. Gayse'nin de yerini artık biliyorlar arkadan geldiğine dair diye düşünüyorum. Aha. F2J Heaven'dan atlayıp Alorente'ye yakalandıktan sonra Gayse smoke çıkışında. Yok mu? Viper ölmesin. Başka bir şeye gerek yok. Viper ölmemeli. Yakın mesafede. Evet. Exit tarafında. Bakıyor bir yandan. Yani Viper, Viper ölmez daha. Fazla bir şey yok. Güzel. Silah düşünmeye çalışabilir ama. Yok. Viper sanki ölse. Spike'a düşecek gibi. Abi, mikrofon sonra ağzımda konuşuyorum. Böyle konuşuyorum mikrofona. Koşarak. O bozuk galiba. Evet, bu biraz dertli. Şerif'le yakın mesafe. Focus'un bu maç üzerinde yanlış yaptı bir şey var. Şu an söylemeyeceğim. Maç kazanmasınlar diye. 24. round artık lazım. Uzatmaları yapılmadan önce lazım ki Chamber'ın. Chamber'ı yollasınlar herhalde DM atsın işte. Daha hani Chamber'ın zaten olayına ki T-Site'de. Doğru. Gidip Atakaptan'dan niye Shaver almaya çalışıyor? Bırak. Etkili bir şekilde hamamda kullanıp adam kalamadan mı? Ondan alınır mı oralar? Bırak Eray'dan Hukka'yı al gidin. Ne önemi var yani? Bu kadar tutmayı tercih edebiliriz. B arkasında kalabalıklar. Oyunu burada bitirme düşüncesi. Bunu dedim Eray Mermi attırma şimdi ona. Verdim başkayı rahat. Bir manası olmayabilir bizim için. Evet. Çünkü hiçbir bildiğimiz yok. Ve rotasyon geliyor. Bir dakikanın altına inildiğinde zannediyorum hücumu başlatacaklar. Bir göz var Gayse'de ve oldukça yakına geldiler. Benim sonun içine sahipler. Elbow atıldığında çıkmak zorunda oradaki oyuncu boss. Çinle çinle yüteceğiz. Gayse! Nice oğlum! Üstünde uçlar var Gayse. Yakalandı belki. Aha vurdu da vurdu. Burada. Kapatabilir. Nice oğlum. Çok güzel 2-0. Tamam 3. map'i de alırlar.